İnandıramadım abi. Şımarık ve ukala olduğumu düşünüyor. Belki de haklıdır. Tüh be. Belki de ben bu kadar güzel bir insana layık değilimdir. İnsan mı? Vallahi benim de içimde hep bir şüphe oluşmuştu. Ama şimdi inandım ha. Niye? Ne dedim ki? Güzel insan dedin oğlum, insan. Yavru, hatun, fıstık falan ya demedin of. Yani. Var ya. Helal olsun Alev hemşireye. Seni bu kadar değiştirdi ha. Bilmem. Alev'i düşündüğümde aklıma kötü bir şey gelmiyor ki abi. Vay be. Harbiden aşıkmışsın sen ha. Neye yarar? Galiba kavgayı benim çıkardığımı anladı. Levent Üstemen'i beni şikayet etmeye geldi. O da çok vicdansızmış be. Ya öyle deme. Yani... Niye abi içimden hep onu korumak geliyor? Niye hep onu görmek istiyorum? Yanında olmak. Aşk bu işte oğlum. Adını bilmiyorum ama... Alev'i göremediğim her an benim için azap olmaya başladı, anladın mı? İşte. Vay be. Pişti oldunuz ha? Vay be. Duydu mu? Duydu. Şaka. Ya bu konuyu hiç anlamıyorum. Oklar falan kesişiyor. Ok değil onlar. Vektör. Ya neyse işte. Bu buradan gelmiş, bu şu taraftan. Birleşiyorlar falan filan. Ya ne zorları var? Kendi yollarına gitseler ya. O taraftan gelen bir şey yok Suzan'ın. Bakın, tekrar anlatıyorum. Bunlar bir noktaya uygulanan kuvvetler. Mesela ben sizi bu taraftan çekiyorum. Başka biri de diğer taraftan çekiyor. Mesela Kerime Hanım. Evet. Kerime Hanım. Ne anlatıyordum ben? Kerime Hanım'la beni beraber iki taraftan çekiştiriyordunuz. Ben seviyorum. Hayır, ben daha çok seviyorum Suzi'yi diye. Lütfen dersi kaynatmayalım. Ay, Kerime Hanım da hep böyle der. Dersi kaynatmayalım arkadaşlar. Öyle mi der? Ne kadar ateşli. Ateşli. Aa, ateşte kaynar. Ders değil, su. Su 100 derecede ateşte kaynar. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Biz de şimdi sizin ateşinizden... Aa, yani suyun ateşinden sizden bahsediyorduk yani. Bu pastayı size aldım. Vakit ayırıp çocuklarla ilgilendiğiniz için. Aman efendim ne demek? Ben ne yaptım? Albayımız ve Levent Üsteğmen'imiz ön ayak oldu. Pasta onların hakkı. Olur mu? Siz de çok uğraştınız. Madem öyle o zaman alayım. Siz de oturup bizimle çalışmaz mıydınız? Kay şöyle kay. Bölmeyeyim. Ne demek? Tam da vektörleri çalışıyorduk. Ay en sevdiğim konudur. Momentum'a geldiniz mi peki? Aşk olsun. Sizi beklemeden geçer miyiz hiç Momentum'a? Çok naziksiniz. Neli bu pasta? Fren boğazlı. Boğazlayalım o zaman. Evet efendim. Anlıyorum. Evet. Biz üstümüze düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız efendim. Yeter ki bu durum olumlu şekilde sonuçlansın. Tamam. Ben sizden haber bekliyorum. İyi günler. Ne oldu komutanım? Tahmin ettiğimiz gibi Ahmet Başçavuş'um. Hadi uşaklar ya. Lan geçsenize. Ya sıfırını böyle öyle bırakıyorsunuz. Siz de konuşacaksınız ha. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Yabancı değil komutanım. Biziz biz. Hamza! Ne fısıldaşıp duruyorsunuz? Gelsenize. Gelin dedi. Gelin. Hadi uşaklar. Çavuş sen onu. Evet. Dinliyorum sizi.
Sorun nedir Cemal? Hamza sen anlat. Komutanım. Biz size çok önemli bir konuda bilgi vermeye geldik. Bana bilgi vermeye geldiniz. Bu demek oluyor ki yine bir haltlar karıştırdınız. Yok vallahi komutanım. Bu sefer hiçbir şey yapmadık. Ulan mektubu okuduk ya. Sus be. O sayılmaz. Biz okumasak nasıl haberimiz olacak? Komutan vur, komutan vur. Alo! Mahsur yoksa bize de anlatır mısınız çocuklar? Neymiş bu mektup olayı? Hamza! Komutanım. Şimdi bu Ali'nin durumu malum. Baktık bu yani Ali gelen mektubu yırtıp atıyor. Yani nedenini merak ettik. Biz de. Sonra da mektubu çöpten alıp okudunuz. İşte biliyormuşsunuz. Ben de boşu boşuna anlatıyorum ha. Hamza! Hasbinallah. Bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum Hamza. Ne diye başkasının özel mektubunu okuyorsunuz? Ama siz de okuyorsunuz komutanım. Benim işim bu. İşim gereği olmasa kimsenin özel mektubunu açıp okumaya yeltenmem ben. Komutanım. Yani şimdi okuduğunuza göre Ali durumunu siz de biliyorsunuzdur. Yani biz iyilik için sadece. Size verdiğim işi bitirdiniz mi? Evet, bitti mi kazı işi? Az kaldı komutanım. Üzerinize vazife olmayan işlerle uğraşacağınıza verdiğim emirleri yerine getirin önce. Ayrıca sakın Ali ile ilgili bir şeyler çevirmeye kalkmayın. Hepinizin canını yakarım. Ama komutanım, yani adamın oğlu... Hamza, sen kendin ne kadar düzgünsün ki başkalarıyla uğraşıyorsun. Kızdırmayın beni. Çabuk dışarı. Çabuk. Emredersiniz komutanım. Başlarında durun Ahmet Başçavuşum. Gerekirse sabaha kadar çalışsınlar. Bitirmeden dinlenmek bile yok. Emredersiniz komutanım. Tamam bitti bitti. Bırak kalemleri. Bırak. Şehir abicim benimki Uşak hadi. Uşak. Hay Allah. Urfa. Olmaz abicim Şanlıurfa o. Bana ne lan? Benim şanla şöhretle işim yok kardeşim. En yalın haliyle Urfa. Of. 20 puan. İkiniz 10'ar puan yazıyorsunuz. Allah Allah. Ülke. Uruguay. Ben bulamadım. Çiz abicim orayı. Umata Sakarya. O ne lan? Lan şeyinden ülke uydurma be. İftiraya bak. Ya kardeşim siz cahilseniz ben ne yapayım? Lan gidin alın bir harita açın bakın. Yeni Zelanda'yla Nijerya tövbe. Libya'nın arasında kalır. Geçim kaynakları arasında kaynakçılık. Of. Otobüse bilet vapura jeton olup. Havası kışları soğuk ve yağışlı. Yazları sulak ve yağışlıdır yani. Ve Hint Okyanusu'na da komşudur. Senle bir halt falan oynanmaz ha. Herifteki çeneye bak. Çene.